daha karar vermedim. Ya siz? Ben sarı kızın resmini yapacağım. Ya ninen darılırsa? Neden darılacakmış? Senin sarı kızı daha çok sevdiğini sanmaz mı? Yerinde olsam ninenin resmini yapardım. Bu kez de sarı kız darılır. Tamam, buldum. Ninemin süt sağaçlarını gösteren bir resim. Böylece hem onun hem de sarı kızın resmini yapmış olurum. Ben de manzara çizmeyi düşünüyorum. Kuşlar, ağaçlar, dağlar hepsi olur resimde. Sarı, yeşil, mavi bütün renkleri de kullanırım. Ya sen? Ben henüz karar vermedim. Ama duyun bakayım. Sizin resminizi çizsem? Bizim mi? Evet, ya da üçümüzün. Mesela koşarken. Ama en öne beni çiz. Neden en önde olacakmışsın? En hızlı koşarım sen değilsin ki. Hadi o zaman eve kadar bir yarış yapacağız. Evimizin zilini en önce basanı en öne çizeceğim. Tamam. Bir, iki, üç. Bir de kendini en öne çizecekti. Sen hala bekliyor musun? Ama anne, bunlar abimin eski boyaları. Görmüyor musun? O kadar kısalmışlar ki. Bahane arayıp durma. Hele bunları bir kullan, iyice kısalsınlar, sonra yenisini alırız. Bununla eşarbını, bununla ayakkabılarını, bununla da entarini boyayacağım. Niye sarı kız? Onu da bunlarla, şunlarla da beneklerini yaparım. Evet, bir de şunu çözelim. Yaz bakalım. Saatte 80 kilometre hızla giden bir otobüsle karşı yönden saatte 60 kilometre hızla gelen bir başka otobüs 120 kilometrelik yolun kaçıncı kilometresinde karşılaşırlar? Of, bunu çözmek çok zor olacak galiba babacığım. Bak, seni de çizdim. Bu ben miyim şimdi? Beğenmedin mi yoksa? Siz koşuyorsunuz, ben yere düşmüşüm. Hı hı. Neden ama? Öğretmenimiz resimlerimizin gerçeğe uygun olmasını söyledi ondan. Sen de ikide bir düşüyorsun ya. Ben de koşarken çizmezsen yırtırım. Baba, Ayşegül'e bir şey söyler misin? Gene ne var çocuklar? Ödevimi yırtacağını söylüyor. Ayşegül. Bunu büyük babama göstereceğim ama. Peki peki. İstediğin gibi çizeceğim. Ama resmimi geri ver. Söz mü? Söz. Anne. Efendim. Ya öğretmenimiz kızarsa? Niye kızacakmış? Ödevimi yapmadım diye. Niye ödevini yapmayacakmışsın? Elimiz dar. Bugünlerde boya alamayız dedin ya. Yavrum, Ali'den bir günlüğüne ödünç alıp ödevini yaparsın. Sonra paramız olduğu zaman ben sana alırım. Takım alacaksın ama. Tamam, takım alırız. Hem de en güzelinden. Öyleyse şimdilik Ali'nin boyalarını kullanırım. Yaramazlık yapayım deme sakın. Çabuk ol Emi. Acil bir masaja ihtiyacım var duşada. Sağ olasın kızım. Kusura bakma ama eline sağlık. Bir saat sonra yapmam gerek. Daha sonra masaj yapılabilir. Duş da alınabilir. Harika bir yemek yer. Bir şişe köpek. Peki bunların hepsini babam mı gönderdi Almanya'dan? Tabii. Bunu 2 yıl önce Kurban Bayramı'nda. Bunu da Şeker Bayramı'nda. Bunlar da geçen yıl bayramda. Peki bu yıl gönderdikleri? Göndermedi ki. Mektup bile. Neden göndermedi? Bilmem. Unutmuştur belki de. Belki de postacı kaybetmiştir. Peki hangisini kopya edeceksin? Şunu. Bence şu daha güzel. Bence de şu. Hepsi de güzel ama ben en çok bunu beğeniyorum. Hadi başlayalım. Ne oldu? Şey, boyalarım evde kalmış da hemen gidip getireyim. Ama üşeniyorum. Benim boyalarımı kullansak? Olur. Hangisine karar verdiniz?
İşte buna. Hadi başlayalım. Baksana, senin istediğin gibi yaptım işte. Bak. Hem de en önde koşuyorsun, bak. Davuldun mu? Neden ama? Hırsızlık yaptın da ondan. Hırsızlık mı? Ben mi hırsızlık yaptım? Mehmet'in kartpostalını almadın mı? Bir de gülüyorsun. Dinle bak. Dinlemiyorum işte. O kartpostalını için aldım biliyor musun? Mehmet'e mektup yazacağım, mektup. Mektup mu? Hem de babasının ağzından. Anladın mı şimdi? Babası ona bir yıldan beri hiçbir şey yazmamış. Mehmet'in ne kadar üzgün olduğunu görmedin mi? Babasının yazısına benzeterek ona güzel bir mektup yazmaya çalışacağım. Sonra da bu pulu zarfın üstüne yapıştırıp Mehmet'lerin posta kutusuna attın mı tamam demektir. Peki mektubu ne zaman yazacaksın? Bilmem. Belki yarın yazarım. Neden şimdi yazmıyorsun? Ne olursun abi, hemen şimdi yazalım. Şimdi mi? Ama yatma vakti geldi. Olsun. Hemen şimdi yazarsak yarın erkenden posta kutusuna bırakırız. Hadi öyleyse. Sen de şu pulu dikkatlice sök bakalım. Bir de zarf lazım. Sabahleyin bakkaldan alırız. Yazıyı benzetebilmem için ona bakmam lazım. Pulu sonra sökersin. Abi. Dur, kafamı karıştırma. Mektuba nasıl başlayacağımı düşünüyorum. Şey de yazsak, boya kalemlerini. Boya kalemlerini mi? Galiba Mehmet boya kalemlerini evde unutmamıştı. Tabii unutmamıştı. Bunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Evleri hemen yanımızda. O kadarcık eve gitmeye neden üşensin ki? Belki de boya kalem alacak paraları yoktu. Sevgili Mehmetçiğim. İşlerim çok olduğu için gelemiyorum. Sana bir kocaman kuru boya takımı gönderdim. Veriyorum. Aynısı olmadı. Galiba bir daha denemem gerekecek. En iyisi yarın bakkal amcaya yazdıralım. Zaten benim bu uykum geldi. Peki. Thank you.
Dur bakalım Ayşegül abla. Ne emredersin? Şey bakkal amca, acaba... Yine yaramazlık mı var yoksa? Yok. Şey, bir mektup vardı da. Bana mı? Ver bakayım. Hayır şey, öğretmen Ali abime bir ödev vermişti. Onu yazdıracaktım. Ha, öyle desene. Acaba bana yardımcı olabilir misiniz bakkal amca? Önce şu ödev neymiş bir görelim bakalım ha. Şu mektubu yazdıracaktık da. Bu ödev öyle mi? Peki bunu Ali'nin kendisinin yapması gerekmiyor mu? Şey, Ali abim şimdi okulda. Okuldan sonra beraber Cemil'lere gideceğiz. Yani pek vakti yok. Madem ki vaktiniz yokmuş, ne yapsak bilmem ki. Yaptığımız işte pek doğru bir şey değil ama yazacağız, ne yapalım? İlahi usta, öğretmen seni yazını okuyamaz ki. Şuna bak sen. Hadi oradan. Okuyamazmış. O zaman sen şu mektubu kendin yaz da görelim. Yaşasın. Hadi bakalım. Okulda ben ne ödevler yapardım. Boyardım, süslerdim. Hadi bakayım. Sen oku, ben de yazayım. Ama ben okuyamam ki. Teşekkür ederim bakkal amca. Bu babacanlar bizim Mehmet'e bir oyun hatırlıyorlar ama ne olduğunu anlayamadım. Neden beni beklemeden kaçtınız? Bekledik. Ne oldu? Dersten mi geç çıktın? İmtihan vardı. Biraz geciktim. Daha güzellerini yapacağım. Ha ha ha. Sen öyle san. Ne oldu? Acaba dayım mektup göndermiş mi? Babam, babam bana mektup göndermiş. Anneme hemen müjdeyi vermeliyim. Dur, annem bizi. Bir o yana bir bu yana yorucu olmuyor mu? Canım bakma böyle büyük olduğuna, çalıştırması çok kolay. Çocuklar, sizi gidi yaramazlar sizi. Aa, çok oluyorsunuz ama. Babam mektup göndermiş, mektup. Aa. Gönderdi işte bak, gönderdi işte. Bana kurubaya takımı da gönderiyormuş.
girdi teyze. Sevindim tabii. Çok sevindim. Hadi Cemile de gidip haber verelim. Hadi Mehmet, sonra bir daha okursun. Beni de bekleyin ama. Feride'cim, sakın yanılmış olmayasın. Nereden anladın mektubun sahte olduğunu? Üzerindeki puldan. Hem Mehmet'in kuru boya takımına ihtiyacı olduğunu nereden bilecek ki? Bu bizim yaramazların işi. Mehmet de öyle sevindi ki. Ne yapacağız? Bilmem ki. Bir şaka olduğunu söyleyecek olsak bu defa da arkadaşlarına kırılır. Mehmet çok hassastır. Sevgili Mehmetciğim, seni çok özledim. Anneni de. İşlerim çok olduğu için gelemiyorum. Sana kocaman bir kuru boya takımı gönderiyorum. Güle güle kullan. Çok selam eder, gözlerinden öperim. Baban. Desenize Mehmet'le annesi çok sevindiler bugün. Hem de nasıl büyük baba. Hele Mehmet, sevinçler havaya uçacaktı neredeyse. Siz de çok sevinmişe benziyorsunuz. Üç beş liralık kuru boya takımı. Neden başka bir şey göndermemiş acaba? Ne o, sevinmediniz mi yoksa? Sevinmez olur muyuz hiç? Hani televizyon seyredecektin oğlum? Biliyor musun? Biz çok talihliyiz. Neden? Babam her gün görürüz de ondan. Ya çok uzaklarda olsaydı? Biz de Murat abime her akşam babamın ağzından bir mektup gönderdik. Mehmet abi öyle görünce çok sevindim. Ben de öyle. Şu yaramazların yaptığına bak. Feride de çok üzgün. Bunu bizimkilerin yaptığını bir türlü söyleyemiyoruz Mehmet'e. Darılır diye korkuyoruz. Peki nasıl tatlıya bağlayacağız bu işi? Sen telaşlanma. Bunu kendi aralarında çözeceklerdir sanırım. Hı. Ayşegül uyan bakalım. Ayşegül uyan. Ne yapacağız şimdi? Neyi? Kuru boya takımını. İşte bütün paramız bu kadarcık. Buna da kuru boya takımı vermezler ki. Murat abimden istesek. Olmaz. Sırrımız açığa çıkar sonra. Sahi ne yapacağız? Mehmet'e de söyleyemeyiz ki mektubu bizim yazdığımızı. Sonra bizimle hiç konuşmaz. Belki de ölünceye kadar. Of. Çok fena. Suç hep sende. Kuru boya işini mektuba sokan sensin. Mektup işini de çıkaran sensin ama. Tamam, tamam. Peki, ikimiz de kabahatliyiz. En iyisi gidip büyük babama ne yapmamız gerektiğini soralım. Bahçelerde gül gonca, derlerim gonca gonca. Çocukları sevmeyen mutsuz ömür boyunca. Baba, seninkiler. Oo, gelin bakalım mafacanlar. Bu hafta sonu da sarayı dağıtmaya karar verdiniz anlaşılan. Şey büyük baba, biz Mehmet'i sevindirmek için. Evet. Babasının ağzından mektup yazdık ona. Sana kuru boya takımı yolluyorum diye yazdık. Şimdi kuru boya takımımız yok ki yollayalım.
Demek öyle. Peki gerçek ortaya çıkınca Mehmet'in ne kadar üzüleceğini hiç düşünmediniz mi çocuklar? Hı? Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz bakalım? Şey, gelecek haftanın açılışından alabilir miyiz acaba? O nedenmiş peki? Bunların üstüne eklevik bir kurbaya takımı satın almak için. Onu da Mehmet abiye postalayacağız tabii. Bakın çocuklar, bana sorarsanız mektup yazmakla birinci hatayı yaptınız. Şimdi kurbaya takımını babasından gelmiş gibi Mehmet'e postalarsanız ikinci hatayı yapmış olacaksınız. Bana kalırsa siz Mehmet'e her şeyi olduğu gibi anlatın, özür dileyin. Tabii bu arada ona bir kutu da kurbaya almamız gerekecek. Ama yadırılırsa? Olsun, siz ona doğruyu anlatın, o gereken anlayışı gösterecektir mutlaka. Buyurun bakalım çocuklar, hoş geldiniz. Biz bir kurbaya takım alacaktık da. Tabii. Seçin bakalım hangisini isterseniz. Bu ne kadar acaba? 64.000. Peki ya bu? 28.000. Kadar? 5.000 olabilir. Tamam, bunu alıyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. Evde yoklar. Hadi. Ne yapacağız? Bilmem. Biraz bekleyelim. Kim söyleyecek? Ben. Başka çare yok. İşte geliyorlar. Hadi. Bilin bakalım arkamda ne var. Aa, bu da ne? Hediyemiz, harçlığımızla aldık. Şey, Mehmet. Darılmazsan bir şey söyleyeceğiz de. Neden darılacakmışım? Şey, biz sana şaka yapmıştık da. Biliyorum. Mektubu siz yazmıştınız değil mi? Ta başından beri biliyordum zaten. Öyle kolay kolay affetmem sizi. Verin boyaları da barışalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.